Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an için Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Bitcoin'de görülen resim nedir? Aslında bize ne bekliyor ilerleyen aylarda ya da ilerleyen haftalarda? Kısaca onu anlatmaya çalışacağım. Neyi takip etmemiz lazım? Bitcoin ne yapıyor kısaca? Onu anlamamız lazım. Öncelikle Bitcoin biz ne yaptığını anlamamız lazım. Arkadaşlar şu an benim gördüğüm kadarıyla çizgilerin çokluğuna bakmayın. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Benim yoğurt yiyişim de böyle arkadaşlar. Biz piyasadaki diğer arkadaşlardan biraz farklı çalışıyorum ben şahsım adına. Şu var arkadaşlar, benim gördüğüm kadarıyla Bitcoin hani dibe oturduğu zaman, bakın dibe oturduğu zaman yükselişe başladı ya, yeni rekorlara giderken ne yapmıştı? Bakın bu çizimlerin hiçbirisi aslında keyfi ve lüzumsuz çizimler değil ama yine de doğrudur, size karışık gelebilir. Bitcoin arkadaşlar dibe oturduğu zaman bu trend çizgisinin en alt noktasındaydı. Çok çok geçen yılki rakamlardan bahsediyorum. Ve bu rakamlar arasında bakın üst kanal ve alt kanal arasında sürekli olarak gel git yaptı. Ki burada yaptığı gibi. Buradaki yapılan olay nedir? Bakın burada Bitcoin'in yaptığı olay şudur. Ben daha önceki videomda bunu söylemiştim. Hani arkadaşlar bakın burada daralan üçgende hareket yapıyor demiştim. Bakın Bitcoin şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bakınız arkadaşlar. Burada daralan üçgende size daha önceki videomda söylemiştim. Burada Bitcoin çok daralmış durumda. Aşağı ya da yukarı yönlü mutlaka bir hareket yapacaktır. Aşağı kırılacaktır. Ses çekildiği de yukarı atacaktır demiştim. Bakın arkadaşlar yukarı hamlesini yaptı mı? Evet yaptı. Bundan sonra ne bekleyeceğiz? Bundan sonraki arkadaşlar 3 aşama var. Bitcoin'in artık yükseliş trendine girdiğini söyleyebilmemiz için 3 aşama var. Birinci aşamanın birincisini halletti. Şu an ikinci aşamada. İkinci aşama ne arkadaşlar? Ama her yukarı çıkışında dirençleri daha da zayıflıyor. Bakın. Buralar güçlü dirençleriydi arkadaşlar. Altını tekrar çiziyorum. Bu noktalar güçlü dirençlerdi. Artık Bitcoin'in önündeki dirençler azalıyor. Ama bu demek değil ki aşağı getirmeyecekler. Her an, her dakika şu aşağı yönlü trendle trend çizgisine kadar getirme ihtimalleri var. Yani 40 bin bandına kadar, 39 bin bandına kadar getirebilme ihtimalleri var. Bu aynen buralarda olduğu gibi arkadaşlar. Bakın sürpriz falan değil bunlar. Getirebilirler. Bakın burada olduğu gibi, burada olduğu gibi, burada olduğu gibi, burada tekrardan red deyip gel olduğu gibi. Burada da aynı şey olabilir mi? Evet. Bu şekilde de yükselebilir. Burada da aynı şey geçerli olabilir. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Bakın. Buradaki direnç bölgeleri de hareket yapmaya başladı. Bitcoin bakın. Yeni alanımız artık burası. Takip etmemiz gereken rakamları birazdan vereceğim. Buradaki rakamlar arkadaşlar bakın. Hani dedik ya 46.700'ler, işte bu kritik bölgeleri kırabilmesi gerekiyor. Kıramazsa aşağı gelecek. Buradaki hareketi ben bekliyorum. Bakın bunu birkaç kere daha denerse ve kıramazsa mutlaka aşağı gelecek. Hiç uçarı kaçarı yok. Aşağıdan bir daha yukarı yönlü hareket yapacak ve tekrar burayı zorlayacak. Tekrar aşağı gelecek ve tekrar yukarı hareket ettiği zaman artık ne olacak? Şu olacak arkadaşlar. Yukarıdaki dirençleri artık zayıflıyor ya. Bitcoin daha yukarı yönlü hareketini zayıfladığı için artık üçüncü daralan üçgenimiz bu nokta olacak. Ve bunu kırdıktan sonra bakın hangi noktayı kırdıktan sonra 52 bin bandının üzerine attıktan sonra daha güvenlidir diyebiliriz. Artık bundan sonraki aşağı yönlü hareketler biraz keyfi hareketler olacaktır. Yani sizi silkelemeye ya da zarara uğratmaya yönelik hareketler olacağını düşünüyorum. Ama bu demek değil ki artık bu noktayı geçtikten sonra bakın arkadaşlar bu çok çok önemli. 52 bin bandını geçti Bitcoin, artık çok çok güvenli. Bundan sonra artık boğa sezonundayız. Demek yanlış olabilir. Şöyle ki yükselişe başlarken bakınız bu trend çizgisi ve aşağıdaki trend çizgisi sürekli olarak bu trend çizgileri arasında böyle gel git yapmış arkadaşlar. Bu hareketleri yapmış. Yani bu ne demek oluyor? Bitcoin 57 bin bandını bile görmüş olsa aşağı kadar tekrardan %10 ne kadar bakalım? %20'lere kadar tekrar aşağı indirebilirler demek oluyor. Yani çok da şey değil. Şu an Bitcoin'in yaptığı arkadaşlar bu hareket. Kısaca anlatmaya çalıştım. Buradaki rakamları vereceğim. Bitcoin muhtemelen bunları yapacak. Bakın buradaki düşkende ve şu an çalışmalarımız artık buradaki üçgen olacak. Burayı halletti. Buradaki üçgende hareket yapacak. Birazcık daha zorlayacak. Aşağı getirecekler. Tekrar burayı kırdıracaklar. Yakın yerlere bakın. Şu üçgene yakın yerlerde kırdıracaklar. Direnci de zayıfladığı için yukarı atacaklar. Yukarıda benzer hareketleri yapabilirler. Aynen burada ve daha önceki yerlerde yaptığı gibi 52 bin bandına doğru. Aşağı her zaman için var arkadaşlar. Kritik bölgeler her zaman için duruyor. Ama eğim yukarı, trend yukarı. Ama şu var. Her şeyin Bitcoin'e bağlı olmasını ben şahsen çok doğru bulmuyorum. Çünkü altcoin'lerin tamamının yolunu tıkıyor. Bütün hepsi Bitcoin'e bakıyor. Yani
Bütün kriptoların sadece Bitcoin endeksi olmasını ben hiç doğru bulmuyorum. Hiç doğru bulmuyorum. Artık altcoinlerin Bitcoin'den bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum. Bir yerlere bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kripto nedir arkadaşlar? Merkezi olmayan, aslında bir yere bağlı olmayan sanal paralardır. Sanal bir ticarettir ama bir yere bağlı, Bitcoin'e bağlı. Ben işte burada Bitcoin'e bağlı olmasını karşıyım arkadaşlar. Bitcoin'e bağlılığını kurtarması lazım. Bitcoin çok aşağılara inerse zaten çok olacağını daha önceki videolarında söylemiştim. Ben çok aşağılara indireceklerini düşünmüyorum ama bu demek değil ki aşağılara kadar inmeyecek anlamı da taşımaz. Güvenli bölgeye hala var arkadaşlar ama şu iyi diyebilirim. İyi olan nedir? Her yükselişinde artık direnci kendini zorlayan o engelleri daha da zayıflıyor. Bitcoin'in her yukarı yönlü atışında bakın şuradaki direnç bölgeleri zayıflıyor. Bu kıramadığı direnç bölgesi önemli. Direnç de çok uğraştı. Şu anki direnci de zayıf bir direnç değil arkadaşlar. Önemli bir direnç. Bundan sonraki dirençleri daha zayıflayacak. Şuraları da kaldırayım. Karışıklık olmasın diye. Şimdi zayıf olan dirençlerden bakın. Bitcoin'deki eğer yukarı yönlü hareket başlarsa bu direnç bölgesi çok da zayıf değil arkadaşlar. Güçlü bir direnç bölgesi. Burayı da kırması lazım. 47 bin yaklaşık 500'ler. Önemli bir direnç bölgesi. Bir kere burayı kırması lazım. Burayı kırdıktan sonra bir sonraki direnci daha da zayıflıyor ama o da önemli bir direnç bölgesi. 49.250'ler. Zayıf bir direnç ama ondan sonrakiler çok daha zayıf arkadaşlar. Buraları kırabilir yani çok daha zayıf dirençler. 51.000 ve sıralı olarak da 53.000 bandı zayıf olan dirençler ki buraları kırabilir. Ama ben ilk etapta Bitcoin'den muhtemelen benzeri bir hareket daha bekliyorum. Geçen gün benzeri bir hareket bir daha yapıyordu. Sert şekilde aşağı gelebilecekti. Fakat sonra da bir anda frenlediler. Şu aşağıdaki desteklerini de tuttular, frenlediler. Şu an için görülen senaryoda yukarı yönlü denemesini bir daha yapacak. Ne denemesi yapacak arkadaşlar? Bitcoin tekrardan 47.600'ler bandını tekrar zorlamaya çalışacak. Ve tekrar kıramazsa maalesef ki bunu birkaç kere daha denediği zaman benzeri hareketler, bakın buradaki hareketler gibi aşağı gelebilmesi çok çok olası bir hareket. En az %10 kayba neden olur. Bunu da söyleyeyim. Altcoin'lerde de yaklaşık %15 ile %20 arası bir zarara neden olabilir. Daha önceki videomda söylediğim gibi işlem açacaksanız da %50 nakitte işlem açmanızı tavsiye ederim. Bu denemeyi bir daha yapacak gibi görülüyor. Yani tekrardan 47 bin bandını bir daha zorlayacak. Kıramazsa maalesef ki yolculuk aşağı gibi görülüyor. Aşağıdaki kritik noktalar. Aşağı gelirse bakınız arkadaşlar tutunabileceği önemli destekleri var tabii ki de. 42.600'ler önemli bir desteği olacaktır. 41.000'ler önemli bir destek bölgesi ve aşağıda 39.000 bandı da önemli destek bölgesi olarak çalışacak olan yerlerdir. 39.000 bandının altındaki yerler çok iyi olmaz arkadaşlar ya. Çok iyi olmaz çünkü çok daha aşağıdaki yerlerin yolunu açar. 34.000 bandına kadar yolunu açar. Bu da ciddi bir kayıptır. Aşağı yönlü senaryo gerçekleşirsenin cevabını söylüyorum. Bakın aşağı yönlü hareket olursa, böyle bir hareket olmazsa, 41.000'in altına sarkmazsa, 39.000'in altına sarkmazsa bunlar geçerli değil. Ama sarkarsa bilin ki buradaki rakamlar geçerlidir arkadaşlar. Şu an için Bitcoin aşağıda yaptığı hareketleri bir daha yapacak ve tekrardan 47.000'i zorlayacak. Burada bizim takip etmemiz gereken birkaç tane kritik nokta dediğim gibi 47.000 bandı, 47.400'leri çok çok sıkı takip edeceğiz. Kırıp üzerine atabilecek mi? Üzerine attıktan sonra diğer kritik bölgemiz 49.000'ler. Burayı da kırarsa bir nebze daha da güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yukarıda çok ciddi bir direnci kalmayacak artık bundan sonra. Ama gene de her türlü imkanı söz konusu olabilir. Her türlü olasılık söz konusu olabilir. Arkadaşlar gene de her türlü olasılığa karşı bakın şu olasılık var ya az bir olasılık değil. %15, %20'lik en az bir kaybın olasılığı oluyor. Mutlaka bunların önlemini alın. Hani az önce de söylediğim gibi %50 nakit olursa işte arkadaşlar bakın %50 nakit olursa şu olur. Aşağıdan aldığınız zaman karlı çıkarsınız. Hocam stop loss olayım ben full gireyim. Yani stop loss olmak ne demektir arkadaşlar? Zararına satmak demektir. Eğer ki aynı altcoin alacaksan bir nebze doğrudur. Aynı altcoin bak farklısından bahsetmiyorum. Çünkü nedir? Aşağıdan aldığın zaman daha fazla adet alacaksın. Aldığın altcoinlerden daha fazla adet alacaksın ve zararını çıkarırsın. Orada problem değil ama böyle oradan alayım başkasına geçeyim, buradan alayım başkasına geçeyim derseniz bakınız ne kadar burada paranız olursa olsun 10 binlerce dolarınız, 100 binlerce dolarınız hiçbir şeyin farkı yok ya da 1 milyon dolarınız hiç fark etmez.
Hepsi arkadaşlar böyle erir. Yani karın erimesi gibi eriyebilir, bilginiz olsun. Yanlış hamlelerle erir. Burada yapacağınız hamleleri çok stratejik yapın. Panik işlemler kesinlikle yapmayın. Alacağınız kararları doğru ve düşünerek alın. Burada amacınız ne olsun? Sürekli olarak karlı işlem yapmaya adapte olun. Ne kadar çok fazla karlı işlem yaparsanız, zarardan kaçınırsanız o kadar çok fazla kazanırsınız. Para miktarınız ne kadar çok fazlaysa korkunuz da o kadar çok fazla olsun. Çünkü kaybedeceğiniz şeyler her zaman fazla olacaktır. Parası daha az olanlara göre, söylemek istediğim budur arkadaşlar. Şu an için Bitcoin cephesinde görülen durum budur. Yukarı yönlü denemesini bir daha yapacak. 47 bin bandını kırıp kıramayacağını çok dikkatli izlememiz ve gözlememiz gerekecek. İnşallah umulur ki kırılır. Ama tekrar söylüyorum. Piyasanın Bitcoin'e bağlı kalmasını ben doğru bulmuyorum. İnşallah bunu artık değiştirirler diye düşünüyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.